Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT geometri soru bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 74 ve 75'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda birim kareli kağıt üzerine 3 üç farklı üçgen çizilmiştir. Şöyle üçgenler çizilmiş. ABC açısı şuradaki açı A açısı olarak adlandırılmış. Sonra DF açısı B açısı olarak adlandırılmış. Ve KLM açısı da C açısı olarak adlandırılmış. Şimdi bu açıları yorumlayacağız. E bu açıları yorumlarken 90'dan büyük ve 90'dan küçük hikayesi mi var acaba diye böyle aklıma gelmedi değil. Ee, böyle kenar uzunluklarına böyle bulabiliriz. Dik üçgenler 2, 2, 2, 2 kök 2, 1, 2 kök 5 ve şuradaki uzunluğu da bulup işte genişlik ve darlık sağlanıyor mu diye bakılabilir. Burası geniş gibi duruyor. Zaten genişliği de ispatlanabilir. Hocam bak birim karelerin köşelerinden gidiyor böyle 45 45. Hocam bu da birim karelerin köşelerinden gitse şöyle. E burası da 45 yapıyor ya bak şimdi 45 45 burası. Hocam burası da tam köşeden gittiği zaman 45 zaten burası 90 yaptı. 90'dan büyük yaptı. Yani burası kesinlikle B açısı 90'dan büyük. Yani A açısı 90'dan büyük oldu. Tamam. B açısında 90'dan küçük olduğu belli. C açısının da 90'dan küçük olduğu belli gibi ama dur bakalım C açısına bir gidelim öncelikle. C açısını üçgende bu kenar uzunluklarını da bulabiliriz. Bu kenar uzunluklarını nasıl bulabiliriz? Hocam şöyle dik üçgenden bulabilirim. Burada da şöyle dik üçgenden bulabilirim. Aa dikkat güzel bir şey çıktı burada. Aslında 1'e 3 bu da 1'e 3. Hocam ikisi dik üçgen. 2 üçgen eş üçgen olmadı mı? Oldu. Çünkü 90'ın kolları 1'e 3 90'ın kolları 1'e 3 olduğundan dolayı. E o zaman ben buraya alfa beta dersem biri gören alfaysa biri gören alfa. Ve alfa ile beta'nın toplamı da 90 ya. Alfa ile beta burada yan yana geldi. Burası 90 derece yapar. E hocam şunlar da birbirine eşit ya. ikiz kenar dik üçgen yaptı. Yani C açısı dediğimiz 45 derece oldu. Evet A açısı 90'dan büyük. C açısı 45 derece bulduk. Şimdi olay şurada bitiyor arkadaşlar. Buradaki B açısı 45'ten büyük mü? 45'ten küçük mü? Ona bakacağız. E bunu nasıl anlayacağız? Hocam şuradaki kenar uzunluğuna bakacak olursam. Burada da aslında şöyle. 1'e 3'lük bir üçgen var. E hocam burada da 3'e birlik bir üçgen şöyle yapsam. Bunlar eş üçgen olmuyor mu şöyle? Evet. E buradaki mantıktan dolayı bak burası da alfa. Hani alfa betaya girmiştik ya 1'e üçte. Alfa beta. E burası da alfa beta. E o zaman bu üçgenler eş üçgen oldu. Alfa ile betanın toplamı ne oldu arkadaşlar? 90 olduğundan bunun tamamı 90 derece oldu. O zaman ay çok güzel bir soruymuş. Şunu şöyle çizersem. Arkadaş şunu şöyle çizersem ne oluyor? Hocam şurada kaç 90 derece ya 90'ın karşısındakiler de eşit ya. Burada bir x dik üçgen çıktı. Burası da 45-45 çıktı. B açısından oldu arkadaşlar? 45'ten büyük geldi. Tamam 90'dan küçük 45'ten büyük oldu. E C açısında 45 zaten en küçük açı 45 sonra 45'ten büyük. Yani en küçük C sonra 45'ten büyük oldu burası bak. Gerçekten çok güzel bir yorum varmış. B açısı tamamı ya burayı da ben 45 derece bulduğum için 45 artı bilmem ne açısı 45'ten büyük oldu burası. Yani sonra B. Sonra da en geniş açı A olduğu için sıralama Bu şekilde oldu. Cevap akçay oldu. Mükemmel bir soru. Yani şuradaki biri üçlük dikdörtgen. Yani üçgenler. Şuradaki sorunun da çözümü için bana faydalı oldu. Burayı 45 buldum. Buradaki da 45 dereceden büyük çıktı. Mükemmel bir bakış açısı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM sorar mı? Sorabilir. Ha soru şöyle olsaydı daha kolay olurdu. Belki onu da sorarlar. Hocam burası B açısı, bu açı, E açısı ve K açısını sıralamamız istenseydi sorunun çözümü daha kolay olacaktı. Çünkü hocam burası 90'dan büyük, burası 90'dan küçük, burası da 90 derece çıkıyor. O zaman sıralamamız da ona göre olacaktı arkadaşlar. Ama burada şu C açısını sorup da buradaki B açısını sorması, buranın 45'ten çık 45 derece olması ve buranın 45'ten büyük olmasını yorumlamak gerçekten mükemmel bir yorum oldu. Yani bu yorumlar, ah bu yorumlar size çok şey katıyor arkadaşlar. Gerçekten öyle. Birinci soru Akçay. Geldik ikinci soruya. Aa hemen benzerlik kalıbı aklınıza geldi. Hocam şu üçgenle büyük üçgende bir açı eşitliği var. Ortak açı neresi? İşte burası. Üçüncü açılarda birbirine eşit olacak. Burası çift çizgi, burası da çift çizgi deyip. Hocam şu nokta açısı burada açıdan. Bak bu çift çizgi, bu da çift çizgi ya. Şuradaki açı kesinlikle çift çizgiden daha küçük bir açı deyip yorum yapabiliriz. Ya da ya da direkt açılara da alabiliriz. Benzerlik aklınıza gelmezse. Hocam alfa alfa deyip. E şuraya beta dersem. iki iç açı bir dış açı. Alfa artı beta yapar. Ben 12 ile x'i şu üçgenle incelerim. Hocam x'i gören alfa. 12'yi gören alfa artı beta. alfa artı beta alfadan daha büyük değil mi? O zaman x. Bak x'i gören alfa. 12'yi gören alfa artı beta. Alfa artı daha büyük. Daha büyük. Alfanın karşısındaki x 12'den daha küçük olmak zorunda. X'in en büyük tavsiye değeri isteniyor bizden. Cevap böylelikle 12'den küçük olduğu için 11 diyebiliriz. Bu da güzel yorumlu bir soru. İkinci soru Ceyhan oldu geldik 3'e. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş aklımıza ne geldi? İkiz kenar aklımıza gelen başımıza gelsin. Yani 5 ise burası da 5'tir. Hocam burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop şunu şöyle çizdik. Hocam 7 ise 7. A üçgen oluştu burada. Üçgen eşitliği x toplamları farkları arasında. Farkları 2 toplamları 12 x'in alabileceği kaç tane değer vardır? 12 2 1 tane diyorduk. Yani 9 tane olur. Büyükten küçük çıkart bir de 1 çıkart diyorduk arkadaşlar. Üçüncü soru Cihan. Geldik 4'e. Renkleri dışında özdeş olan iki kalem arasında aralarına 9 cm mesafe olacak şekilde masa üstüne konmuş. Sonra kalemler böyle eğilmiş. E burası 3 olmuş. Arkadaş buraya ben bir x dersem kalemin uzunluğu x artı 3 oldu. E kalemler özdeşti. O zaman burası da x artı 3. E burada üçgen oluştu. Üçgen eşitliği yapacağım. İki bilinmeyen var bir tane bilinen var. O zaman yalnız kalanı araya alıyorduk. Şu 9'u araya aldık. Toplamları ile farklar arasında. Toplamları 2x artı 3. Farkları da 3 yaptı. 3 9'dan küçük zaten. Bu sıkıntı değil. Şuna bakacağız arkadaşlar. O zaman 9 küçüktür 2x artı 3 ise. Bunu attık öbür tarafa 6 küçüktür 2x yapar ve 3 küçüktür x yapar. Bizden ne istenir? Karemlerden birinin en küçük tam sayı değeri. Hocam x yerine tam sayı değer yazacağız. Çünkü kalemin boyu x artı 3 e, x tam sayı olmak zorunda. O zaman x yerine en küçük 4 yazabilirim. Ama kalemin boyu x artı 3 olduğundan x yerine 4 yazarsam en küçük cevap kaç çıkacaktır? 7 çıkacaktır. Yani cevap 4. soruda C han oldu. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 5'e. Bir katlama var arkadaşlar. Şöyle bir katlama. Şimdi bir kere 60-70 ise buraya kaç yapar? 50 derece mi yapar? Evet şu 50'yi yazalım. Katlama şöyle yapıldı. Katlamada ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Açılmış hali de var burada. Üst üste binen açılar eşit. 50 ise 50. Şu açılar da eşit olacak hocam. Tamam. Bu açı 60 derece 10 derece kaldı buraya. Bu açı 70 derece. Hocam iki iç açı bir dış açı 70 ile 70 ile 10'un toplamı 80 yapar. Bunlar da 40 40 yapar. Ya da şöyle hocam üstte binen kenarlar eşit. Şunlar da birbirine eşit ya. E, o zaman ikiz kenarda çizilen kenar ortaya olduğundan 90 derece olur diyebilirdik. O yüzden burayı da 40 bulabilirdik. Şimdi benden ne isteniyor? AD ve AC incelemesi isteniyor. AD ve AC'yi ben hangi mavi üçgende incelerim değil mi? E, mavi üçgende arkadaşlar AD'yi gören kaç derece? AD'yi gören bak şuradaki üçgende AD'yi gören 70 derece AC'yi gören kaç derece hocam burası da 100 derece olduğu için 100 derece evet 70 derece 100 dereceden küçük olduğu için gördüğü kenarlarda da doğru orantı olacak AD AC'den küçük olacak doğru mu doğru sonra A ile AD'yi inceleyeceğim tamam şunu sileyim A e ile AD'yi inceleyeceğim hocam bu dik üçgende inceleyeceğim o zaman bunu dik üçgende hipotenüs olduğu için AD AD AE'den daha küçük olmak zorunda. Yani AE AD'den daha küçük olmak zorunda. AE dik kenar AD de hipotenüs olduğu için. E hocam o zaman bu da doğru. BD ile inceleyeceğim. Şimdi BD ile D'yi inceleyeceğim. Hocam BD ile E, de zaten nerede incelenir? Şuradaki dik üçgende incelenir. E ED ve BD. Arkadaş burada hipotenüs ya bu BD. BD'nin büyük olması lazım. Ama BD küçüktür ED demiş. O zaman bu yanlış. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? 1 ve 2 yaptı. Yani cevap E dremit oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. ABC üçgeni verilmiş. 30 derece ve 8 verilmiş. Bir de BAC açısı geniş olarak verilmiş. Şimdi genişi yorumlayacağım. E, özel açı görünce ne yaparsın? Dik çizersin değil mi? E o zaman dik çizelim. Hop dik. Ama geniş niye verildi? İşte o yüzden. Bu geniş açıya çizdiğin yük, bu, yükseklik buraya düşmez. Nereye düşer? Dışarı doğru düşer. Ve bizden işte bu geniş açının yorulmaması isteniyordu. O zaman burası 90 derece olacak. Şimdi benden AC uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar AC uzunluğunun en büyük demiş yok. Burası küçük olacak. Kusura bakmayın. Şurada bir ufak bir hata olmuş. AC'nin en küçük tam sayı değeri isteniyor bizden. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı nedir? 4'tür. E hocam burada bir dik üçgen var. Dik üçgendeki hipotenüs en uzun kenardır. E o zaman burası ne olmak zorunda? Dik üçgen bir kenarı 4 ise o zaman burası 4'ten büyük olmak zorunda. Dik kenardan büyük olmak zorunda. O zaman AC 4'ten büyükse en küçük değer ne olur? 5 olmak zorunda. Yani cevabımız böylelikle akçağı yaptı arkadaşlar 6. soruda. Geldik sonraki soruya. E buradaki 7. soruda da arkadaşlar 180 ile 130 arası kaç derece? 50 derece. 50 ile 130 derece açı ölçeri kullanmak burada. O zaman burası da kaç yapıyor? 60 derece yapıyor. 50-60 ise burada ya da kaç derece kaldı? 180'e tabi 70 derece oldu. Şimdi bu ABC kenarları verilmiş. AB uzunluğu C. Sonra BC uzunluğu A. Ve sonra AC uzunluğu da B olarak verilmiş. Mutlak değerce yapılan işlemler soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi açılarla kenarlar doğru orantılı değil mi? Evet. E Burada en büyük açı 70. 70'i karşısındaki kenar en büyük kenardır. Sonra 60C. Sonra da B. ve Evet. ACB sıralamasını buldum. Şimdi mutlak değerce buna bakacağım. B artı C. Şimdi sen B artı C'den A'yı çıkartacaksın. Hocam. Aa, burada mutlak değerce. Normalde ben A'yı araya alsam A toplamlarla farklar arasında değil midir? B artı C ile B eksi C arasında değil midir? Evet. Şimdi B artı C ile A var ya bak A B artı C'den küçük. E hocam, hocam B artı C A'dan büyük ya. Büyük bir sayıdan küçük sayıyı çıkartırsam kesinlikle ama kesinlikle pozitif değil midir? Evet burası pozitif. O zaman pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen çıkacak. B artı C eksi A yaptı burası. Sonra A eksi B demiş. Hocam A B'den büyük olduğu için büyükten küçük çıkarttığım zaman bu pozitif olacak. O zaman bu da pozitif. O zaman aynen çıkacak. A eksi B diye çıkacak. B eksi C demiş. Hocam B C'den küçük. Küçükten büyüğü çıkartırsam negatif. O zaman eksiyle çarpmış olacak. Hocam bu eksi B eksi artı C diye çıkar. Bir de önünde eksi var. A artı B eksiyle çarpıyorum bunu. Eksi C mi oldu burası? Evet. Şimdi C'ler gitti mi gitti. A'lar gitti mi gitti. B'ler gitti mi gitti. Bir tek burada ne kaldı? B kaldı. Yani cevap böylelikle B yapar. Evet 7. soru Balıkesir oldu. Geldik 8'e x'in alacağı değer sorunu. Arkadaş bir burada üçgen eşsizliği. Üçgen eşsizliği toplamları ile farkları arasında. Toplamları kaç? 17. Farkları kaç? 5. Bir de burada üçgen eşsizliği. toplamları ya farkları arasında. 2 ile 16 arasında olacak. E hocam 2 aralık var elimizde. O zaman 2 aralıkta ne yapıyoruz arkadaşlar? Aralığı daraltmam lazım. Her ikisinde sağlayan olması lazım. Küçüklerde büyük olanı seçeceğim. 5 küçüktür x. Büyüklerde de küçük olanı seçeceğim. Aralık daha dar olması lazım. O yüzden büyüklerde küçük olanı seçiyorum. Yani 5 ile 16 arasındadır. E burada kaç tane vardır? 16 5 1 tane demiyor muyduk? Büyükten küçük çıkart. Bir de 1 çıkart. Yani 10 tane oldu arkadaşlar. 8. soru denizli oldu. Geldik 9. soruya. E hocam benden ne isteniyor? X'in alabileceği değer isteniyor. Hocam buraya y y deyip bir büyükte de pis işte pisagor derken. Üçgen esniği bir de küçükte. Üçgen esniği mi yapalım? Hayır. Şimdi eşitliğin mantığını kullanmam lazım. Ve x'e ait de bir üçgen oluşması lazım. eşitlik gördüğümüzden aklımıza orta taban gelmiyor muydu? Evet. X'e ait üçgenle oluştururuz. Ya orta tabanı böyle ya da böyle çiz. E i̇stediği şekilde çizebilirsin. Orta tabanı bu şekilde çizdim. Yani şuna paralel. E 9 9 diye iki eş parçaya böler. Orta taban olduğu için 10'sa burası da 5 yapar mı? Yapar. E bak üçgen eşitliğini artık uygulayabiliriz. O zaman x toplamlarıyla farklar arasında olacak. Yani 9 eksi 5 4 ile 9 artı 5 arasında 14 arasında olacak. En küçüğü 5 yapar. En büyüğü de 13 yapar. Toplamları isteniliyor bizden. Topladığımız anda 18 çıkar. Cevap. Evet cevabımız balık kesir oldu. 9. soruda geldik ona. 10. soruda ne verilmiş? İkiz kenar verilmiş. Boşu boşuna verilmemiştir. Çizilen yükseklik hani buraya düşüyor ya. Hocam burası 90 dereceyse ise o zaman burası dar. Çünkü ekstra bir bilgi verilmişse genişlik ya da darlığı kullandırırlar bize. E o zaman burası darsa burası ne olacaktır arkadaşım? Geniş. Kesinlikle geniştir burası. O zaman A, C uzunluğu yani X. O zaman geniş açı formunu uygulayalım. Hocam 9, 12, 15 en büyük soru 12'den küçük 11 olacak diyebiliriz. Ya da direkt uygulayalım arkadaşım şurada. Şuradaki üçgende geniş açı formunu uygulayalım. Yani 15'in karesi büyüktür. 9'un karesi artı. X'in karesi 225'ten 81 çıkınca 144 gelir. 144 büyüktür. X kare oldu. 12 büyüktür. X oldu. Yani X 12'den küçük gelecektir. E bizden de zaten x'in en büyük tavsiye sayı değeri isteniliyor. Gerçekten de cevap 11 yaptı. Yani onun soru denizli oldu. Geldik 11'e. Ekstra bir bilgi verince genişlik ya da darlığı kullandırırlar demiştik. Bak açı ortay açı ortaysa burası 90 artı c açısı bölü 2 değil miydi? Hani kullanmadığımız açının yarısıydı. E tamam. O zaman burası geniş açı oldu. E hocam 5 12 13'ten 5'tir. Kaç farklı değeri vardır? Ama 5'ten büyük mü küçük mü onu nasıl kestireceğiz? İşte onu genişlikten yapalım. Şu üçgende arkadaşım yani 13'ün karesi mi diyeceğiz orada? 13'ün karesi büyüktür. Geniş açı olduğundan dolayı 12'nin karesi x artı x'in karesi olacaktır. Bu 169'a 144 çıkınca 25 yapar. 25 büyüktür x kare. Yani 5 büyüktür x geldi. Yani x küçüktür 5 geldi. Hocam x küçüktür 5 bulduk ya. Bir de üçgen esniği uygulayalım. X toplamları ile farklar arasında. 1 ile 25 arasında bir bunu bulduk bir de bunu bulduk. E hocam x ne ile ne arasında olacak o zaman? Bir 5'ten küçük diyor. Bir de 25'ten küçük oldu diyor. Aralığı daraltmam lazım o zaman 5'ten küçük. Yani 5'ten küçük. E bu da 1'den büyük. X'in alacağı kaç farklı tam sayı değer varmış? 2, 3 ve 4. 3 tane değer var oluyor. O zaman 11. soru denizli oldu. Geldik 12'ye. Şekil 1'de verilen ön yüzü sarı bir karton var. Böyle katlıyorum arkadaşım. Katladığım zaman da 5 var 12 var. Hocam ben bunu böyle yapmışım. Hmm, aynı doğru üstünde gidiyor. Arkadaş katlamayı geri doğru açalım. Katlamayı geri doğru açtıktan sonra aynı doğru üstüne gittiği için üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. E o zaman burası 90-90 ya da hocam bunlar ikizkenar E hocam şunlar da ikiz kenar böyle e, tabanı keş parçayı. ya daha doğrusu üstüne binen kenarlardan dolayı ikiz işte, kenarda çizilen kenar orta yükseklik olacağından dolayı burayı da 90 derece diyebiliriz. E ne yapacağım? Şimdi şurada bak 5 var 12 var büyük üçgene bakacağım. Hocam burası 90 derece çıktı ya. O zaman burası ne oldu? Kesinlikle dar oldu. Dik üçgende diğer açılar dar açılardır. E burası dar açıysa olay bitti o zaman. Hocam dar açı tekniğini uygulayalım. 5 var 12 var. 90 olsaydı eğer burası 5, 12, 13 olurdu. Ama 90'dan küçük dediği için 13'ten küçük oldu. Alt sınır lazım bana. Alt sınırda üçgen eşitliğinden farkları değil midir? Evet. 12'den 5 çıktı 7. Yani 7 ile 13 arasında oldu. Bizden x'in kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. 13'ten 7'yi çıkart, bir de 1 çıkart. Cevap kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Yani 12. soru Akçay oldu ve böylelikle test de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde daha doğrusu videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.